ezan bahsini açtık. Burada 8. baba ulaşmaya çalışacağız. Zaten 7'ye geldik. 8'e de geldik. Burada ne geçiyor? Hadise dikkat ederseniz. Men her kim gale derse ne zaman? Hine. Hine zaman demek. Esnasında demek. Semi'a yesmi'u en nida. Nida ezan. Ezanı işittiği vakit, duyduğu vakit her kim şöyle derse. Allahümme rabbe hâdî daveti tamme ve salatil kaime ati Muhammedenil vesilete vel fezile. Feziletten sonra ve ba'as geliyor. Feziletten sonra ve ba'as geliyor. Oysa ki Türkçesine baktığında feziletten sonra ve derecete rafi'a yazmış. İşte bu ve derecete rafi'a kısmı Buhari'de geçmez. Megamen mahmudenil lezî va'atte halletlehu şefaati yevmel kıyameh diyerek bitiriyor. Oysa burada ne var? İnneke la tuhliful mi'ad ilavesi var. İyi de kaynak olarak Buhari'nin ezan bahsi demişsin. Orayı açıyorum. Orada bu yok. O zaman sen Buhari ezan virgül 8 peşine 3 nokta koy. Veya v.b'de ve benzerleri ve diğer yerler ve başka kaynaklar gibi bir ilave yapsa daha iyi olabilirdi. Ama her ne derse desin ve derecede rafian aslı yoktur. Bununla alakalı çeşitli kaynaklardan bakacağız şimdi. Nerede var, nerede yok. Bununla alakalı bir dosya hazırlamaya çalıştık. Dedi ki, şu an İrvâü'l-Galîl'desiniz. Bu kitabın yazarı kim? Nasırüddin Elbani. Nasırüddin Elbani. Kendisi tabi eleştirilen birisi aynı zamanda. Bizim de kendisine dair bir hazırladığımız video var. 20-30 dakika kadar sürmüş de olabilir. Kendisine dair çeşitli değerlendirmeler var. Sayfa 261'i açalım. 261'i açtığımızda diyor ki ve derecete rafi'a vehiye bu nedir? Müdrecetün. Müdreçtir. Müdreç ne demek? Bak, bu diyor ve derecete rafi'a ilavesi tabiri müdreçtir. Müdreci yazdık Google'a. Bakalım karşımıza neler çıkıyor imiş. Mesela İslam Ansiklopedisinden bakabiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Sorularla İslamiyet'ten bakabiliriz. Meşhur ikisi de. Sözlükte eklemek, ilave etmek anlamına gelen derc kökünden türeyen müdreç kendisine ekleme yapılan şey demektir. Terim olarak senedinde veya metninde bir fazlalık bulunan hadisi ifade eder. Müdreç kendi içerisinde ikiye ayrılır. Müdrecül isnat, müdrecül metin olmak üzere. Bir de şuradan bakalım. Zayıf hadis çeşitlerinden birisidir evvela diyor. Müdreç kelimesi bir şeyi bir şeye eklemek veya içine sokup yerleştirmek manasına gelen idracdan ismi mefuldür. Edrace, yüdreci, idrac. Müdrecün ismi meful. Hadis istilahında ne manaya gelir? Ravisi tarafından isnadına veya metnine hadisin aslında olmayan bazı sözler sokuşturulmuş olan hadis demektir. Aslında olmayıp sonradan ilave yapılan. Ravi hadisi bu şekilde rivayet edince dinleyenler de bu ilaveyi hadisten zannedip öylece rivayet ederler. İşte müdreç hadis budur. Tabi bunu kim söylüyor? Elbani söylüyor. İrvâü'l-Galîl adlı eserinde bunu ifade etmiş. Ama bunu tek kendisi söylemiyor tabi. Peşine diyor ki peşine ne demiş? Demiş ki vakat sarraha el hafız. Hafız da bunu zaten izah etti diyor. Nerede? Et telhis. Telhisül Habir. Hafızdan maksat İbni Hacer. Telhis'ten maksat Telhisül Habir adlı kitabında. Sayfa 78'de bunu ifade etti zaten diyor İbni Hacer'de. Sonra Sehavi de El Makâsıdü'l-Hasene adlı kitabının 212. sayfasında bunu ifade etmiştir. Enneha şüphesiz ki bu ve derecete rafi'a ibaresi tabiri leyset değildir fi şeyin min turukil hadis. Hadis tarihlerinden hiçbirinden gelmemiştir. Aslı yoktur. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok diyor. Bunu söylüyor tabi. Onun dışındakiler ne söylüyor acaba? Mesela şu an neredeyiz? Zürkani sayfa 125'i açmalıyız. Şu an gördüğünüz kitap. Muhtasarü'l-Makâsidi'l-Hasene kitabın Makâsıdü'l-Hasene'yi yazan kişi Sehavi. Zürkani gelmiş ona ne yapmış? Muhtasar yazmış. Makâsıdü'l-Hasene Sehavi'nin kitabıdır. Zürkani gelmiş ona muhtasar yazmış. Şimdi ona bakalım peki ne yazmış? Sayfa kaçmış? 125 diye not almış. Nerede görüyoruz kendisini? Şu an için ben göremiyorum esasen. Şuradaymış. 454 numara. Ed-derece er-rafi'a. Nedir bu? Bak o da müdreç diyor. Müdreçtir. Fîmâ o yerdeki yukalu denilir ba'del eden. Ezandan sonra söylenir. Bu nasıl var mıdır? La aslun lehu ve la aslele. Kendisinin aslı yoktur. Ve derecede rafi'a ibaresinin aslı yoktur. Sıra kime geldi? El-esrarul merfu'a fil-ehbaril mevzu'a. Mevzuatül Kübra diye bilinir. Yazarı Molla Ali el-Kârî. Meşhur. Molla Ali el-Kârî nerede bir şeyler ifade etmiş? 205 sanırım. 205'i açtığımızda 202 numarada kendisi el-derecete er-rafi'a bununla alakalı olarak ne demiş? Fîmâ yuqâlu ba'del edâ mined-du'a kâle-s-Sehavi. İmam Sehavi şöyle demiştir diyor. Kendi görüşünü söylemiyor. İleri bir görüş ilave. İleri bir görüş sürmüyor yani. Sadece Sehavi'nin görüşünü bizlerle paylaşıyor. Lem era ben görmedim ki hu onu fi şeyin miner rivayat. Rivayetlerin arasında hiçbir rivayete ben böyle bir şey görmedim diyor. Sehavi ben görmedim diyor. Belki de var ama ben ulaşamadım diyor. Ulaşan varsa bir adım öne çıksın diyor. Şurada 4'e baktığımızda diyor ki yani nedir bu? Diyor ki Allahümme Rabbe hâdi daveti tammeh diye devam eden duadan bahsediyoruz. Makâsıdü'l-Hasene'ye de gidip bakabilirsin. Temyize bakabilirsin. Keşfe bakabilirsin vesaire. Peki El Makâsıdü'l-Hasene işte baştan beri ta burada geçti galiba bakalım. Evet. Burada Sehavi'den bahsedildi. Makâsıdü'l-Hasene kitabına bak dedi. Bunu Nasırüddin Elbani de söyledi. Sonra Zürkani'ye geçtik. O da zaten neydi? Makâsıdü'l-Hasene'nin bir özetiydi. Peşine Ali'l-Kâri'ye geçtik. O da git Makâsıdü'l-Hasene'ye bak dedi. Herkes oraya git diyor. Biz de geldik oraya işte. Şu an oradayız. El-Makâsıdü'l-Hasene. Kitabın yazarı Sehavi. Sayfa kaça bakmalı idik? 212. Zaten az önce geçti gerçi değil mi? Lem ara dedi. Ben bir şey görmedim demiş idi. 484'e baktığımızda el-derecetur rafi'atu nedir? Müdreçtir diyor. Bak kendisi de bunu söylüyor. Yani bunu sadece Elbani söylese Elbani zaten eleştirilen birisi diyerek dikkat almalı mıyız, almamalı mıyız? Üzerinde çeşitli iddialar var bu ismin. Ama Sehavi'nin üzerinde yani Sehavi adının üzerinde herhangi bir iddia yok. Şu mezheptendir, sahihleri de zayıf göstermiştir gibi bir iddia yok üzerinde. Sehavi ne demiş? Müdreç demiş. İş bitti zaten yani. Peşine lem ara diyor zaten. Peşine de aslül hadis diyor. Bak hadisin aslı var. Hadisin aslı da zaten sizin de bildiğiniz gibi. Allahümme Rabbe hâdi damet-i tammeh diye devam edip ve fezilehten sonra ve ba'ashu gelen kısmıdır. Hallettehu şefaati yevmel kıyamet. Ve huve indel beyhaki fi sünenihi fezade fi ahirihi. Devam ediyor. Kısaca hadis nedir? Müdreçtir. Sahih-i Buhari'den de hadisin aslını gördük. Durum bundan ibaret. Sonuç olarak burada geçen bu ibare, bu şekilde bir hadis, aynen bu metinde bir hadis var mı? Yok. Nedir? Müdreçtir. Metnin aslında olmayan bir kelime metindenmiş gibi, hadismiş gibi ileri sürülmüştür. Hiçbir kaynakta yoktur. Aslı yoktur. Böyle bir hadis mevcut değildir. Bunu hadis olarak ileri süreceksek metnini getireceksin işte. Ama Buhari'den getirirsin. Ama Beyhaki'den. Çeşitli kaynaklarda geçiyor. Tek Buhari'de geçmiyor. Buhari dışında kaynaklarda da var. Ama hiçbir kaynakta ve derecete rafi'a diye devam etmiyor. Baştan şu şekilde başlayıp ve derecete rafi'a gelmiyor. Hadis, hiçbir hadiste ve derecete rafi'a geçmez mi? Geçiyor. Ama Allahümme Rabbe hâdi daveti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden el vesilete vel fezile dedikten sonra ve derecete rafi'a gelmiyor. Cümlenin akışı böyle değil. Farklı bir şekilde getirmişler. Sonra ve derecete rafi'a eklenmiştir. O başka mesele. Bu şekilde kelime dizilimine sahip olan şu şekilde bir hadis mevcut değildir. Bunun bir benzeri vardır. Nerede geçiyor? İmam Gazali'nin İhya-ül-Müddin'de geçmekte. Hâfız el-Irâkî gelmiş, onu tahric etmiş, incelemiş ve o rivayetin senedinin zayıf olduğunu ifade etmiştir. Ama tekrar ifade ediyorum, şu gördüğünüz şekilde değil, baştan beri gelen kelimelerde de farklılık var zaten. Cümlenin akışı, cümlelerin akışı, paragrafın akışı farklı kelimeler ile geliyor. Şu şekilde, gördüğünüz şekilde hiçbir hadis sabit değildir. İmama uyanın halleri. İmama uyan kişinin halleri. Cemaatle namaz kılıyorsun. İmama uydun. Bu yıl muhtemelen büyük bir ihtimal diyelim. Cemaatle namaz, teravih namazları kılınacak. Öyle gözüküyor. Çünkü bakıyoruz 5 vakitler serbest. Cuma namazı serbest. Muhtemelen büyük ihtimal teravihte serbest olacağı benziyor. Zaten Ramazan'a aşağı yukarı bir ay kaldı. İmama uyanın halleri. Namazı yalnız kılana münferit. Münferit namazı tek başına kılsan da kılmasan da. Münferit tekil demek zaten. İmama uyarak kılana ise muktedi denir. Muktedi kelimesi önemli. Muktedi, imama uyan kişi demek. İmama uyan kişi yani muktedi için 3 ayrı durum söz konusu olabilir. Bu bahis çok önemlidir. Bu bahsi mutlaka doğru anlamalıyız. Bu kitabın dışında da bir kitaptan daha okumalıyız. İyice anlamalıyız bu bahsi. İmama uyan kişi ya müdriktir, ne oldu birazdan gelecek, ya müdriktir, ya lahiktir ya da mesbuktur. İmama uyan kişi 3 durumdan biridir. Bunlar da hep sorularda çıkar, sınavlarda hep çıkan şeylerdir. Yani sık sık çıkmıştır. Ama mülakatlarda, ama yazılılarda. Tabi yazılı da bu yıl sorulduysa seneye bir daha sorulacak hali yok. Uzunca bir süre geçecektir muhtemelen ama mülakatlarda da sık sık sorulan maddeler arasındadır. Müdrik, idrak etmiş demek kelime manası. İlmihal istilahında ise namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. Zaten edrake değil mi? Derake, edrake, yudriku, idrak, müdrik. İmamla birlikte baştan sona namazı kılan kişi. Baştan sona derken imama en geç 1. rekatın rükûsunda yetişen kimse o rekata yetişmiş sayılır ve müdrik adını alır. İftitah tekbirini almış ve imam rükûdeyken kendisi rükûya varmış ise o rekatı tam kılmış sayılır. İmama en geç 1. rekatın rükûsunda yetişen kimse nedir? O rekata yetişmiştir, eşittir, müdriktir. Yani bir namazı imamla birlikte tam olarak kılmış olmanın şartı imamla birlikte namaza başlamak değildir. Sen kapıdan içeri girdin, baktın ki herkes ayakta. Namazı kılıyorlar yani. Sen koştun, yetiştin, dua ettin. Tekbir aldın, elini bağladın. Onlarla birlikte rüküye gittin. Bağladın, anında rüküye gittik hep beraber. Sen Sübhaneke okumadın, okumayabilirsin. Zaten farz değil yani. Ayakta da pek duramadın, direkt gittin. Olsun, rüküye kavuştun mu imamla, cemaatle birlikte ilk rekatın rükûsunu yaptıysan senin adın artık müdriktir. 1. rekatın rükûsuna yetişmiş olmak gerekiyor. Namazı cemaatle kılmanın ecri tek başına kılmaktan 27 derece daha fazla olduğu için şu durumlarda tek başına kılınan namaz bırakılarak imama uyulur. Burada ilave bir bilgi var şimdi. Tanım yapıldı. Müdrik nedir? Bunu anladık. İlave bir şeye geçiliyor. Bir kimse tek başına bir farz namazı kılmaya başladıktan sonra bulunduğu yerde o farz cemaatle kılınmaya başlansa, tek başına kılan eğer henüz secdeye varmamış ise namazı hemen keserek imama uyacaktır. Cemaate muhalefet görüntüsü vermemek için böyle davranması müstehaptır. Bu durumda selam vermesine gerek de yoktur. Edeben sağ tarafa verebilir. Namazı keseceğim zaman sağa sola selam vermeli miyim? Bazen böyle şeyler oluyor. Zorunlu değil ama edep olarak sağ tarafa verilebilir diyor. Tek başına kıldığı namazda secdeye varmış ise o zaman bakılır. Neye bakılır? Eğer kıldığı namaz sabah ve akşam namazı ise yine bırakır ve imama uyar. Fakat bunların ikinci rekatı için secdeye varmış ise artık ne olur? Bırakmayıp namazı kendisi tamamlar ve selam verdikten sonra cemaat devam ediyor bile olsa imama uymaz, kıldı zaten. İşte buraları çok okumuyorum. Geçiyorum. Lahik maddesine. Sıra neye geldi? Lahik. Müdriğin olduğunu anladık. En geç birinci rekatın rükûsunda imama tabi olmuş. En erken imamla beraber tekbir almış. En geç birinci rekatın rükûsunda imama katılmış. İşte buna müdrik diyoruz. Peki lahik nedir? Lahik imamla birlikte namaza başlamasına rağmen, aslında lahik en son anlatmak daha mantıklı. Burada mesbuğa geçmek mantıklı olacaktır yani. Çünkü müdrik ile mesbuk bağlantılı. İmam mesbu okuyorum şu anda. Diyor ki imama namazın başında değil, birinci rekatın rükûsundan daha sonra ikinci, üçüncü veya dördüncü rekatlarda uyan kimseye mesbuk denir. Kısacası ilk rekatın rükûsunda imama yetişemediysen sana artık mesbuk denir. Birinci rekatın secdesine mi geldin? İkinci rekatın ortasına mı denk geldin? Sonuncu rekatın son çeyreğine mi denk geldin? Önemli değil. Birinci rekatın rükûsunu kaçırdıysan sana mesbuk denecek. Son rekatın rükûsundan sonra imama uyan kimse zaten bütün rekatları kaçırmış olacaktır. Birazdan mesbuğa tekrar geleceğim. Burada bırakıyorum. Mesbuk neymiş? Birinci rekatın rükûsundan sonra imama tabi olana mesbuk denir. Birinci rekatın rükûsundan sonra değil, önce, en azından birinci rekatın rükûsunda ortak olarak imama katılmış ise, ortak beraber yapmışlarsa ona müdrik diyor idik. Şimdi tekrardan sıraya dönelim. Lahik'teydik. Lahik maddesi biraz değişik, böyle fazla başa gelen cinsten değil. Anlattığımızda böyle bir şey de oluyor muymuş dedirten türden. İmamla birlikte namaza başlamasına rağmen, bu namaza geç kalmakla ilgili değil, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle, mesela namazda uyumak gibi, namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebepten namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimseye lahik denir. İmamla beraber başlamış ama namazın ortasında bu adama bir şeyler olmuş. Artık birazdan gelecek, şöyle olabilir, böyle olabilir. Bir şeyler olmuş ve imamla birlikte kılamayan, kılmaya devam edemeyen kimseye lahik denir. İmamla birlikte namaza başladığı halde namazın içerisinde uyku, mesela varsa ki yatsının farzını kılıyoruz, 2 rekat kıldık, oturduk, ettehiyyatı okuyoruz ama kişi ameliyattan çıkmış, mesela doktor diyelim, 1,5 gündür uykusuz, ettehiyyatı okurken dağılmış gitmiş, uyumuş. Cemaat ayağa kalkmış 3. rekata, doktor hala oturmuş, uyukluyor olduğu yerde. Gaflet olabilir, ciddi bir konu yaşamış adam, belki araba kazasından yeni çıkmış, hala o anı düşünüyor. Cemaat 3'e kalkmış, 4'e kalkmış, bu dağılmış gitmiş. Veya abdestinin bozulması gibi. Abdesti bozulmuş, mesela namazın ortasındasın. Örnek olarak diyelim ki burnun kanadı birden. Birkaç damla damladı gitti. Sen de dedin ki ben Hanefiyim, Şafii değilim. Taklit maklit bana göre değil dedin. Ne oldu? Örnek olarak ikinci rekat dedik. Fark etmez hangi rekat olduğu da. Diyelim ki ikinci rekat ne olur? Senin adın artık lahiktir. Namaza devam edemezsin. İşte bu gibi mazeretler sebebiyle namaza ara vermek durumunda kalan kimse, namaza ara vermesini gerektiren durumun ortadan kalkmasından sonra konuşmadan, dünya işleriyle meşgul olmadan, telefona bakmak gibi ve şayet abdesti bozulmuş ise en kısa yoldan yeniden abdest alıp gelerek bıraktığı yerden namazına devam eder. İkinci rekattan mı dalmıştın? Bir uyandın üçüncü rekat arar. Hemen abdest alıp gelirsin şeklinde. Şayet imam namazı bitirmiş ise bu kişi sanki imamın arkasında namaz kılıyormuş gibi namazını tamamlar. İmam ortada olmasa bile. Yani imama uymuş bulunan kimse gibi kıraat etmez. Yaklaşık olarak imamın okuyacağı süre kadar bekler. Yani imam ne kadar da okurdu? İşte örnek verelim, Fatiha suresini diyelim ki 1 dakikada, peşine bir zamm-i sure okuyormuş. Örneğin 30 saniye. Demek ki 1,5 dakika ayakta bekler. Sadece rükû ve secdedeki tesbihleri, bir de oturuştaki dua ve salavatlar okur. Ettehiyyatü artı salavatlar okur. Bu arada sevi secdesini gerektirecek bir iş yapsa imama uyan kimse gibi kendi hatasından dolayı böyle bir secde yapmaz. Seferi bir imama uyan mukim ise bir kimse de kendisinin tamamladığı kısımlarda lahik gibidir. Şuradan okuyalım. Lahik olan kimse imamla kılamadığı kısımları telafi etmeden imama uymuş ise bu secdeleri yapmaz ve hemen ayağa kalkıp namazını tamamlar ve imamla birlikte yapamadığı sevi secdesini namazı tamamladıktan sonra yapar. Seferi bir imama uyan mukim bir kimse. Seferi bir imam. Otobüs yolculuğu yapıyorlar. Mesela örnek verelim. Diyelim 20 dakika dinlenme molası. Otobüsten iniyor çeşitli insanlar. Abdest alıyor. Otobüsten inenlerden bir tanesi de imamlık yapacak. Diyelim ki kıraate, işte ahkama sahip geçti, namaz kıldırıyor. Otobüstekiler de ona uydu. Çevredeki bir simitçi de geldi. O da uydu. Olabilir mi? Olabilir. Seferi bir imama uyan mukim kimse. İşte seferi otobüsten inen kişi. Mukim oradaki simitçi. Böyle bir kimse de kendisinin tamamladığı kısımlarda lahik gibidir. Lahik mümkün olursa önce kaçırdığı rekatları veya rükünleri kaza eder. Sonra imama tabi olarak onunla selam verir. Yine ayrıntılar var. Mesbuğa tekrardan geldik. Mesbuk neydi? Birinci rekatın rükûsundan sonra imama tabi olan kişi. Son rekatın rükûsundan sonra imama uymuşsa zaten tüm rekatları kaçırmıştır. Lahik pek başımıza gelen bir şey değil ama mesbukla alakalı hükümleri bilmek gerekir. Çünkü bunlar camilerde sık sık karşılaşılan şeylerdir. Mesbukun hükmü kaçırdığı, yani imamla birlikte kılamadığı rekatları kazaya başladıktan sonra, burada kazadan maksat ne? Kazadan maksat imam selam verdi, namazı bitirdi. Sen ne yapıyorsun? Sen ayağa kalkıyorsun, sen selam vermiyorsun. Ayağa kalkıp o birkaç dakika önce kaçırdığın rekatları kılıyorsun. Onu diyor yani. Henüz imamla birlikte kılamadığı rekatları kazaya başladıktan sonra tek başına namaz kılan kimse gibidir. Tek başına namaz kılarken ne okuyordun sen? Sübhaneke'yi okur. Kıraat için özü besmele çeker ve okumaya başlar. Çünkü bu kimse kıraat bakımından namazının baş tarafını kaza etmektedir. Namazın baş tarafı diyor. Farz namazlarda ilk iki rekatta kıraat farz değil mi? Fatiha artı zamm-ı sure okunuyor. Bunu anlatıyorum. Kıraat bakımından namazın baş tarafı sayılmaktadır. Öyleyse kıraat zorunlu. Bu durumda eğer kıraati terk ederse namazı fasid olur, yani bozulur. Sübhaneke duasını okuma yeri, eğer kılınan namaz öğle ve ikindi namazı gibi gizli okunan namaz ise iftitah tekbirinden sonradır. Eğer açıktan okunan namaz ise ve imam kıraat etmekteyken yetişmiş ise sağlam görüşe göre Sübhaneke okumayıp imamın kıraatini dinler. Sübhaneke'yi kendi kaza edeceği rekatlarda okur ve tek başına namaz kılanlarda olduğu gibi Subhaneke'den sonra Enzu Besmele çekecektir. Mesbuk'la ilgili uygulama örnekleri. Burayı çok önemsiyoruz. Örnek diyor. Sabah namazının ikinci rekatında imama uyan bir mesbuk düşün. Sabah namazına geç kalmış. İlk rekatı kaçırmış. Ne olur? Tekbir alıp susar. İkinci rekata denk gelmiş. Ellerini kaldırıyor. Tekbir alıyor. Allahu Ekber. Bağla sus. İmam ile birlikte son oturuşta yalnızca ettehiyyatı okur. İkinci rekatta katılmış. İlk rekatı kılmamış yani. Bir rekat kılmış oldu bu durum. Ettehiyyatı okur. İmam selam verince kendisi ne sağa ne de sola, hiçbir yere selam vermeden direkt kendisi ayağa kalkar. Ne zaman ayağa kalkar? İmam selam verince. İmam sağa selam veriyor. Sola doğru selama başlarken kalkarsın. 3 saniye erken, 5 saniye geç, böyle çok şey değil yani. 2 saniye erken kalkmış, 2 saniye geç kalkmış, problem değil. İmam sola selam verirken sen kalk. Kaçırdığı ilk rekatı kılmaya başlar. Zaten ikinci rekatı imamla birlikte kıldın. Sübhaneke Enzu Besmele'den sonra Fatiha ile birlikte bir miktar Kur'an okur. Niye? İlk rekatı kılıyor çünkü. İlk rekatta zaten ne var? Sübhaneke var, Fatiha var, Zamm-ı Sûre var. Bu ilk rekatı kılıyor. Hepsini okuyacak o zaman. Rükû ve secdelerden sonra oturur. İyi de hocam az önce oturmuştu. Geldi bir daha oturdu. Bu adam iki rekatta da oturdu. Doğru. Bir şey olmaz. Oturacak. Tahiyyat ile salli barik Rabbena dualarını okuyarak selam verir. Yani en azından Ettihiyyat'ı okusun. Vacip. Gerisi vacip değil. Okuması iyi olur. Tabi burada dikkat ettiniz. Kişi iki defa oturdu. Her rekat için oturmuş oldu. Olabilir. Problem değil. 2. Akşam namazının ikinci rekatında imama uyan kimse de birinci rekat için şu şekilde hareket eder. İkinci rekatta imama tabi olduysa ikinci rekatı imamla birlikte kıldı. Üçü de imamla beraber kılıyor. Kılamadığı tek ne? Akşamın birinci rekatını kılamayacak. Kılmamış oluyor. Onu kılacak sadece. Akşam namazının son rekatında imama uyan kimse ne yapar? Eğer son rekatta imama tabi olduysan imam zaten birazdan oturacaktır yere. Sen de oturacaksın. Ayağa kalkıp bir rekat kılarsın, oturursun. Bir rekat daha kılarsın, yine oturursun. Bayağı bir oturma işlemi var. Peki diyor ki akşam namazının son rekatında imama uyan kimse Sübhaneke'yi okur. İmamla beraber o rekatı kılıp teşehhütte bulunur. Bundan sonra kalkar. Sübhaneke'yi okuyup Enzu Besmele çeker ve Fatiha ile bir sure. İşte Zamm-ı Sûre okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur. Sadece ettehiyyatı okuyacak. Sonra Allahu Ekber diyerek ayağa kalkar. Besmele artı Fatiha artı yine Zamm-ı Sûre, rükû, secde, son oturuş ve selamla birlikte namazdan çıkmış olur. Bu durumda 3 defa oturmuş, 3 defa ettehiyyatı okumuş olacak. Bununla birlikte mesbuk ikinci rekatın sonunda yanılarak oturmayacak olsa kendisine secdesi gerekmez. Çünkü bu rekat bir yönüyle birinci rekat mesabesindedir. Burada devam ediyor ayrıntılar. Her birini okumayayım ama önemsediğimizi söylemiş oluyor. Mesbuk'la ilgili maddeleri bir defa, iki defa okumalıyız. Çünkü hayatımızın çoğu evresinde karşımıza çıkabilecek şeyler. Bu da genelde neden oluyor? Biz Müslümanların dakik olmamasıyla alakalı şeyler. Şu ana kadar hiç başıma gelmedi yani. Mesbuk olmak hayatımda başıma gelmiş bir şey değil. Dakik olmayı şiddetle öneriyoruz. Cuma namazı. Cuma namazı bildiğiniz üzere özellikle son günlerde ülkemizde ve dünya genelinde bir süre camilerin içerisinde kılınmadı. Bir süre hiç kılınmadı. Bir süre camilerin içerisinde kılınmayıp bahçelerde kılındı. Bir süre içeride kılındı. Böyle değişik uygulamalar oldu. Hepsi korona ile alakalı idi. Cuma namazı konusu geldiğinde aklıma direkt cuma namazı kaç rekat sorusu geliyor. Şimdi cuma namazının rekat sayısı her devirde aşağı yukarı her devirde ihtilaf konusu olmuş, tartışılmış, halk arasında, cemaat arasında problem ola gelmiştir. Bunlar hepsi okumamayla alakalı. Yani insanlar örf, adeti dinden saymasıyla alakalı, zorunlu görmesiyle alakalı şeyler. Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu kararı ne diyor? Diyor ki Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet. Bitmiştir. Cuma namazı 16 rekat değildir. Ama halkımızın çoğunu 16 rekat olarak bilir. Çünkü öyle kılmışlar. Biz rekat sayısı öyle değil dediğimizde dini değiştirmeye çalıştığımızı zannederler. Oysa ki 16 rekat olduğunu hiçbir fıkıh kitabından okumuş değiller. Bir fıkıh kitabının metninde görmüş değiller. Elif cüzü gibi o seviyedeki böyle daha basit diyelim, basitleştirilmiş, kolay, sıradan kitaplarda 16 rekat olarak geçiyor olabilir. Zor bir şey değil yani. Sen de bir kitap yazarsın, 26 rekat dersin. Matbaa bunu basmayacak mı? Her türlü basar. Matbaa dini bir yeterliliği mi var? Dine aykırı olan şeyleri engelliyor mu? Yok. Piyasada bir sürü hurafe dolu kitap var. Sen de yapabilirsin yani. Ama biz burada hurafeye teşvik etmeyelim. Bir kitap yazacaksak 10 rekat olduğunu altını çizerek biz kitap yazalım. Şimdi cuma namazına gelmiş olduk. Cuma namazıyla alakalı bir de şöyle bir konu daha var. Rekat sayısına değindik. 10 rekattır dedik. 4 artı 2 artı 4. Bu şekilde. Şimdi değineceğim bir de şey şu. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Bununla alakalı çeşitli tartışmalar da olmuştur. Son devirde Ebubekir Sefil televizyonda bir tartışma programında buna değinmiş idi. Canlı yayında. Daha önce biz bunu tartışmıştık bir yerde. Böyle çevrenizde Kur'aniyun yani sadece Kur'an diyen birileri varsa onlarla az çok böyle birkaç konuda veya pek çok konuda tartışabilirsiniz. İhtilaflar oluşabilir. Tartışmalar meydana gelebilir. Konuşuyoruz şimdi. Cuma namazı Kur'an'da vardır yoktur konusu gündeme geliyor. Kur'an'da Cuma suresi var. Cuma suresi var ama Cuma suresini açtığın zaman Cuma namazı kıl diye bir şey yok orada. Cuma namazı kıl diye bir şey geçmiyor. Dolayısıyla Cuma namazı Kur'an'da vardır yoktur. Kur'an'da geçse ne olur, geçmese ne olur? Bir şeyin varlığı için Kur'an-ı Kerim'de geçmesi zorunlu değil ki. Dersin başında incelediğimiz hadis gibi yani ve derecete rafi'a Buhari'de var mı yok mu? Buhari'de olsun olmasın o problem değil. Başka bir kaynakta olsun. Tirmizi'de geçsin, Ebu Davud'da geçsin. Kabuldür. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçsin. Kabuldür. Ama geçmiyor. Mesele orada. Şimdi aynı şekilde Kur'an'da geçmesi gerekmez. Hadislerde de geçse kabuldür. Cuma namazı elbette geçiyor. Ayrı mesele. Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazı adıyla bir şey geçmiyor. Ama Cuma namazından az çok bahsediliyor. Bir işaret söz konusu. Bayağı bir konuşmuş olduk. Şurayı bir okuyalım. Şimdi diyoruz ki Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı, haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler. Son olarak cuma günü Müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır. Demek ki Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı, Müslümanlar da cuma gününü haftalık ibadet günü olarak görmekteler. Tabi Müslümanlar her gün ibadetteler. Ayrı mesele. Ama özellikle Cuma günün bir ayrı yeri mevcuttur. Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Peygamber Efendimiz'den pek çok rivayetler mevcuttur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de zaten Cuma günü kopacaktır. Müslim'de geçen bir hadis imiş. Başka bir hadis, ben icabet saatinin hangi an olduğunu biliyordum fakat Kadir gecesi gibi bu da bana unutturuldu buyurmuştur. Peki burayı da geçmiş olduk. devamında dindeki yeri ve hükmü. Cuma namazı nedir? Farz-ı ayındır. Farzdır yani zorunlu ibadettir. Ayındır yani bireysel herkes tek tek yapacaktır. Farz olduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi Cuma namazından bahsettiği için Cuma suresi olarak adlandırılmıştır. Cuma suresinde Cuma namazından Cuma namazı şeklinde bahsedilmiyor ama Cuma namazından bahsedildiğini biz anlıyoruz. Karşı çıkmak isteyen her türlü karşı çıkabiliyor tabi. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca, şimdi adam çıkıp diyor ki Cuma günü sabaha da çağrılıyorsun, ikindiye de çağrılıyoruz. Çağrılmak ezan okunması demek. Akşama da çağrı var, yatsıya da var. Sen Cuma namazı diye özel bir namaz olduğunu buradan çıkaramazsın. Cuma günü namaza çağrılınca Allah'ı anmaya yani namaza koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lütfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız. Evet, burada ayeti bu şekilde görmüş olduk. Hadis kitaplarında gerek Cuma namazının fazileti, gerekse kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler mevcuttur. Allah önemsemediği için 3 Cuma'yı terk eden kimsenin kalbini mühürleyecektir. Şimdi bu hadisi duymuş bizim bir arkadaş. Cuma namazına normalde gitmeyen birisi. Bu hadis onu o kadar etkilemiş ki üst üste yani 3 defa terk etmemeye başlamış Cuma'yı. 3. hafta her zaman gidermiş. Bu hafta gitmiyor. Öbür hafta da gitmiyor. Bir sonraki hafta ama Cuma'ya gidiyor. Kalbi mühürlenmesin diye. Tabi bu hadise dikkate almak önemli bir şey. Ona kimse bir şey demiyor ama yani 3 defa dedi diye 2 defa terk edebilirsin gibi bir mana da çıkmıyor. Öyle bir şey de yok. Farz çünkü. Ama kalbinin mühürlenmesinden korkmuş. Üst üste 3 defa terk etmemiş. Öyle bir arkadaşımız da vardı. Bir takım kimseler ya Cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar. Müslim kaynak olarak. Hazreti Peygamber'in Cuma namazını ilk defa hicret esnasında Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'nde Salim bin Avf kabilesinin ziyaretleri sırasında oradaki namazgahta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. Ranuna Vadisi'nde ilk Cuma kılınmış. Öte yandan kaynaklarda daha hicretten önce Esad bin Zürare'nin Medine'de Cuma namazı kıldırdığı da kaydedilmektedir. Bu durum karşısında Cuma namazının ne zaman farz kılındığı hususunda 2 farklı rivayet ve görüş ortaya çıkmış oluyor. Cuma namazının şartları. Bunlar nelerdir? Cuma namazının farz olabilmesi için belli bir takım şartlar gerçekleşmiş olmalı. Farz olabilmesi için. Bu şartlar vücub şartları ve sıhhat şartları olmak üzere 2 çeşittir. Vücub şartları Cuma namazı kılmakla yükümlü olmanın şartlarıdır. Sıhhat şartları ise kılınan namazın sahih yani geçerli olmasının şartlarıdır. Bunları anlıyoruz inşallah. Vücub gereklilik demek zaten. Vücub şartları Cuma namazı kılmak ile yükümlü olmanın şartları. Yani vücub şartı kadınlar için var mı? Bu da tartışılan bir konu. Kadınlar Cuma namazına gitmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Gitsen olur, gitmesen olur. Sıhhat şartları yerine Cuma namazının edasının şartları da diyebiliriz. Geçerli olmasının şartları. Aşağıda vücub şartları ve sıhhat şartları ayrı ayrı sayılıp açıklanacak. Ancak dikkat edilmelidir ki aşağıda sıhhat şartları arasında sayılacak şeylerden 3'ü ki bunlar vaktin girmiş olması, devlet başkanının orada bulunması ve en azından izninin olması. Diğer madde olarak bulunulan yerin şehir veya şehir hükmünde olması. Esasen hem vücub hem de sıhhat şartlarındandır bu 3 madde. Cuma namazının vücub şartları. Yani bir kişiye cuma namazının farz olması için gerekli şeyler. Bir, erkek olmak. Erkeksen eğer cuma namazı sana farz. Başka maddeler de gelecek birazdan. Demek ki kadınsan cuma namazı kılmaya mecbur değilsin. İşte erkek olma maddesi zaman zaman tartışılmıştır. Mesela örnek Mehmet Okuyan televizyonda bu konuyu dile getirenler arasındadır. Cuma namazı kılmaya emreden ayet genel içerikli olduğu halde kadınların niçin cuma namazı kılmadıkları akla gelebilir. Tabi hitaba baktığında müzekkerdir. Cemi müzekkerdir ama çok önemli değil. Çünkü namaz kılın hitabı da cemi müzekkerdir. Ve yakimus salate. Namazı kılın erkekleredir bu. Yani baktığında cemidir, müzekkerdir. Yakimu, yakim, yakima, yakim emri hazır. Cemi müzekker muhatap. Öyleyse kadınlar kılmasın mı? Madem ki buradaki yakimu, cemi müzekker muhatap kalıptır. Manaya bakarsan ey erkekler sizler namaz kılın şeklinde mana çıkar incelersen. Çünkü müzekker kalıptır. Ama namaz kadınlara da farzdır diyorsun. Onları da kapsar diyorsun. O zaman cuma namazıyla alakalı olan ayet de cemi müzekker kalıbında geldi diye kadınları kapsamaz diyemezsin. Bak bu şekilde itiraz ileri sürülebilir. Molla cami okuyoruz. Orada ne diyor? Şu metinden dolayı şöyle itirazlar ileri sürülebilir ama çözümleri de şunlardır diyordu. Şimdi ona geliyor sıra. Çok fazla teknik ayrıntıya girmeden işte cemi müzekker muhataptır. Her müzekker aynı zamanda müennesleri kapsar mı? Hangi durumda kapsamaz? Girmeden bu ayrıntılara. Bir iki nokta üzerinde durarak bu konuyu açıklık getirmeye çalışalım. Burada gözden kaçırılmaması gereken hususların başında konunun Arap dilinin özelliğiyle ilgisi gelmekte. Arap dilinde erkek ve kadına yapılan hitap kalıbı birbirinden farklıdır. Evet, müzekker, müennes kalıbı. Kadınlara yapılan hitabın içinde erkeklerin bulunması dilin yapısı bakımından imkansız zaten. Kadınlara yapılan hitap sadece ve sadece kadınlara yapılmış hitaptır. Buna mukabil, buna karşılık erkeklere yönelik hitabın kapsamına kadınların girip girmediği, yani bu hitabın kadınlara da yönelik olup olmayacağı dilciler arasında, dil bilginleri arasında nedir? İhtilaflıdır. Kimi dilciler erkeklere yönelik hitabın içerisine kadınların girmediğini, kimileri de girdiğini ifade eder. Ne yapacağız şimdi? Dilcilerin bu farklı iki kanaati, usulcülerin o tür ayetlerin yani erkeklere yönelik hitap içeren ayetlerin anlaşılmasında ister istemez etkili olmuş. Kimi usulcüler şöyle demiş, kimiler böyle demiş. Devam ediyorum. Ve az aşağıdan okuyorum. Fakat bazı dil dışı karineler sebebiyle erkeklere yönelik hitaba kadınlar da dahil olur. Bu dil dışı karinelerin başında getirilen hükmün anlamı ve mahiyetiyle bu hükmün içerik bakımından erkek kadın farkı dikkate alınacak türden olup olmadığı gelir. Bayağı ayrıntılar devam ediyor. Bir şöyle bakabiliriz oraya. Şimdi işin ne var? Hadis kısmı var. Sadece ayete bakmamak lazım değil mi? Hadislerde ne diyor? Hadislere baktığımızda ortaya çıkacaktır. Ayrıca Hz. Peygamber'in cuma namazının kadın, çocuk, hasta ve köle dışında cemaat içerisinde bulunan her Müslümana farz olduğunu bildiren hadis var. O zaman bitti. Yani ayet müzekkerdi. Müennesleri de kapsar mıydı, kapsamaz mıydı? Elbette ihtilaf var. Bu kadar ihtilafla uğraşmaya gerek yok ama hadis var. Olay bitmiştir. Değil mi? İhtilaf var. İhtilafı çözen nedir? Hadistir. Ebu Davud hadisi diyor ki kadınlara cuma namazı farz değildir. Aynı zamanda 14 asırlık süreç içerisinde kadınların cuma namazı kılması gerektiğini söyleyen hiçbir alim de olmamıştır. Dolayısıyla günümüzde böyle birisi çıkarsa 14 asırdır var olmayan şeyi icat etmiş olacaktır. Kendisine hayırlı olsun. Dinin ve dindarlığın simgesi olan ve belli bir biçimsellik hatta sembolizm taşıyan ibadetler bayağı bir devam ediyor. Bu kadar okumayalım. İcma var yani değil mi? Şurada Bu durum kadınların cuma namazı kılmakla yükümlü olmadıkları konusunda bir icma gerçekleştiğini göstermektedir. İcma vardır, hadis var, ayrıca icma da var ki kadınların namaz kılmasına gerek yoktur. Madde 2, mazeretsiz olmak. Bu ikinci maddede kalalım.